Bugün Forex yapacağız. 10 dakikada kendimize MetaTrader'de şablon oluşturup alım satıma hazır hale getireceğiz programı. Biz bilgisayarda yapacağız bunu, telefonda değil. Biraz daha profesyonel traderlar için aracı kurumdan aldığımız MetaTrader bize yaklaşık olarak böyle geliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde hemen düzenleyip kendimiz alım satıma geçecek pozisyona sokacağız. Evet, aracı kurum size bir kullanıcı adıyla şifre vermiş olacak. Onu da buradan Open an Account buradan girebilirsiniz. Ben MetaTrader İngilizce olarak açıklayacağım. Çünkü programların ana dilinde öğrenilmesinden yanayım. Daha sonra kendiniz çok rahat bir şekilde Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Evet, ben dediğim gibi siz buradan kendi account'unuzu, aracı kurumun account verdiği account'u girebilirsiniz. Ben girmiyorum. Çünkü orada aracı kurumun ismi görünecektir. Bu da reklama gireceği için ben orayı es geçiyorum. Evet, şimdi sizin ekranınızda burası dolu olacaktır herhalde. Şimdi ben şunları bir kaldıralım. Sıfırdan başlıyormuş gibi. Şurayı da bütün sembolleri alalım bu şekilde. Şimdi ilk euro dolar paritemizi atıyoruz buraya, yani ana ekranımıza. Bunu ben bir büyüteyim. Sağ tıklayıp Properties özelliklere giriyoruz. Buradan da Black on White bunu seçip daha sonra Background. Buraları hiç ellemeye lüzum yok. Şuradan Common kısmından da Show Grid, şu şeyleri kaldıralım, ızgaraları. Ben böyle arzu ediyorum. Siz de arzu ederseniz bu şekilde daha rahat fiyatı görebilirsiniz. Evet, fiyatı gördük. Şimdi fiyatın ham hali. Buradan fiyatımızı biraz büyütelim. Daha sonra da buradan mum çubuklarımıza geçelim. Time frame'ler, yani zaman aralıkları, vadeler. Buradan günlüğümüzü alıyoruz. Ekranın sonuna götürüyor. Fiyat oynadın mı en sağa doğru yanaşıyor. Bunu kaldırdığımızda fiyat en sağa doğru yanaşmayacak. Biraz daha büyütelim şöyle. Yanaşmayacak. Ama biz buna bastığımızda en sağa doğru yanaşıyor. Biraz da içeri alalım soldan ki fiyatın son halini daha rahat görelim. Evet, şimdi hemen buradan indikatörler kısmından trend takip edici indikatörlerimizi buraya alacağız. En başta şey alalım. Hareketli ortalamalarımızı alalım bu kısımda. Moving Average. Türkçe'de de herhalde hareketli ortalamalar yazıyordur. 50 günlük hareketli ortalamamızı alalım. Buradan birazcık kalınlaştıralım. Çünkü biz trend takip eden bir trader olduğumuz için önemli. Hemen ikincisini de alalım tekrar buradan. Yine trend. Yine Moving Average. Buradan bir de 20 alalım. Genellikle 20-50 kullanılıyor. Onun için ben böyle alıyorum. Siz tabii değiştirebilirsiniz. Örnek amaçlı. Bu hızlı ortalamanın da şeyini, rengini tekrar buradan değiştirelim. Şöyle. Evet, bu 20 günlük ortalamamız. Şu mavi olan. Kırmızı olan da 50 günlük ortalamamız. Siz dediğim gibi arzu ederseniz bunları tabii 20 gün, 25 gün, 30 gün istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve bir de tekrar indikatörler kısmından Oscillators. Buradan da Average True Range, yani ATR. Bu önemli bir indikatörümüz. Devamlı zaten bahsediyorum. Bunu da aşağıya atalım. Şöyle birazcık indirelim. Evet, şablonumuzu şimdilik hazırladık diye düşünüyoruz. Çünkü hem trendi takip ediyoruz şu anda, hem de piyasanın oynaklığını ölçebiliyoruz. Evet, şimdi bu menümüzde bu zaten bizim araç çubuğumuz, kullandığımız. Bu crosshair. Bu bizim işte mumları ölçmemize yarıyor. Çok önemli bir araç çünkü hem fiyatın kar hedefimizi hem de zarar stoplarımızı belirleyeceğimiz, ölçeceğimiz araç çubuğumuz. Burada dikine çizgi çiziyor. Tabii 2 defa tıklarsak bunları, yani sağ tıklayıp bir de properties dediğimizde en üstteki kısım, buradan işte şeyini ayarlayabiliyoruz, kalınlığını. Hemen ikincisi de yatay çizgimiz. İşte trend çizgisi çizmek için işte 1, 2, 3, 4, 5 mesela, burası bir trend şey, özür dilerim. Direnç seviyesi. Mesela destek seviyemizi de çizelim burada. Hemen mesela görünürde varsa şu 1, 2, 3, 4 şu kısım olabilir. Şöyle şuraya koyabiliriz şöyle. Şurada mesela gidip gelmiş fiyat. Bir sonraki, burası da tekrar şuradan büyütme, küçültme şeylerimiz var, ikonlarımız. Küçülttüğümüzde trend çizgisi çizmek için kullanacağımız trend çizgimiz. Yine bunu sağ tıklayarak özelliklerine girip kalınlığını ayarlayabiliriz. Tekrar büyütüyorum ben biraz.
Bunlar Fibonacciler, Fibonacci vesaire girmeyeceğiz. Lüzum yok. Şu anda zaten lüzum yok. Yüzeysel olarak bir şablon hazırlayacağız kendimize. Hatta bunları da siliyorum ben. Sağ tıklayıp Object List deyip bunların hepsini yok ediyorum. Son halimiz gene bu şekilde. Bu bizim şablonumuz. Evet, burası ben şimdi aracı kurumdan istediğim bir demo hesap bu. Demo hesap üzerinde gösteriyorum çünkü. Burası bizim işte sembollerimizi açıp kapattığımız yer. Sizin işinize yaramayacak olanları ben göstermiyorum. Siz daha sonra zaten yarayacak olanı bulup kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kendimize alım satım yapacak bir şablon hazırlıyoruz çünkü burada. Bu kısımda işte bizim alım satıma girdikten sonraki işte sermayemiz vesaire yazacak. Burada şeyini görebilirsiniz. İşte alım satım yaptıktan sonra burada ne aldın, ne sattığınızı görebilirsiniz. Burası yeni emir. İşte buradan yeni emir verme yerimiz burası. Buradan işte ölçüp burada gir veya burada stop ol diye. Emirler kısmını daha sonra göstereceğim için o çok ayrıntılı göstereceğim ona. Çünkü önemli. Onun için burayı şimdilik geçiyorum emirleri. Otomatik trading diyor. Bunu kapatalım. Bende açık kalmış. Ben otomatik yaptığım için. Burada çizgi boyutları, işte mum çubuklarını kullanıyoruz genellikle zaten. Eğer beni takip ediyorsanız zaten ben kendime göre size şablon oluşturuyorum ki rahat bir şekilde fiyatı çok rahat görün. Kafanız karışmasın. Mesela işte dediğim gibi burası da mum çubukları. İşte yanındaki de çizgi boyutumuz. Ben bunu nasıl stop loss konur videomda göstermiştim. Orada kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 mesela şuraya rahat bir şekilde çizilebilir. Böyle. Hatta silelim tekrar bunu. Mum çubuklarımıza dönelim. İşte artı eksi dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Şablonumuzu şu alt kısmı da kapatayım daha büyük gözüksün bizim gözümüze. Evet. Şimdi şablonumuzu oluşturduk. Bunu buradan gene template kısmından save template diyerek kaydedelim. Bunu da buraya ne diyelim ismine? Deneme 1 veya deneme diyelim. Şimdi template şeyimizi oluşturduk şablonumuzu. Şablonumuz diyelim bunu kullanacağız. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Burada bizim sembollerimiz var. Trade edeceğim. Sizin aracı kurumun size verdiği ve tabii semboller farklı olabilir. Ben istediğim sembolleri işte söylemiştim. Bunlar burada. İşte endeksler var. Çünkü endeks direkt kağıt istemiyorum. Hisse senedi istememiştim. Bunlar burada duruyor. Şimdi diyelim ki tekrar sileyim hatta ben bunları. Delete'e basarsanız şeyden, klavyeden sildim. Sizin de böyle bütün hepsini görmek istiyorsanız aracı kurumunun size hangi sembolleri verdiğini, işte hangi enstrümanları, finansal enstrümanlarda trade edecekseniz sağ tıklayıp buradan show all yani veya işte Türkçesinde de değiştirdiğinizde bunu herhalde burada hepsini göster mi diyecek öyle bir şey der. Buna basıyorum ve hepsi geliyor. Dediğim gibi ben İngilizce olarak şey yapıyorum çünkü programların ana dilinde öğrendiniz mi? Her yerde kullanabilirsiniz yani istediğiniz gibi. Şimdi diyelim ki biz majörlerde işlem yapacağız ve altın yapacağız. Hisse senetleri de yapabiliriz. Hatta bir S&P 500 yapalım. Geri kalanın hepsini delete'e basarak siliyorum mesela. S&P 500 kalsın. Japon diyorum. Bunlar tahvil. Hadi ben diyelim ki Eurobond da satıyorum. Eurobond alıyorum. Onlar kalsın. İşte Brent, petroller kalsın. Şunları silelim. Aşağıda mesela sadece bu kısımda yapacağım ben trade. Yani majör pariteler ve işte Eurobond. Bir tane S&P 500 endeks trade edeceğiz. Bir de altın. Geri kalanın hepsini delete'e basarak siliyorum. Aşağıda da gümüş var. Hadi gümüş de kalsın. Şöyle gümüşü de alalım altın yanına. Bunları istediğiniz gibi götürüp getirebilirsiniz. Yine euro dolara atıyorum şimdi ana ekranıma. Attıktan sonra euro dolarım geldi. Mesela diyelim ki trade edeceğimiz işte ons altın. Ondan sonra işte gümüş. S&P 500 atıyorum. İşte bir Eurobond alalım, atalım. Bir de Brent petrol alıp atalım. Şimdi buradan geldiğimizde bunları burada sırala diyor. Sıraladık, bize sıraladı ekranımıza. Şöyle bir şey. Şimdi buradan da time frame'lerini ayarlayacağız. Yani zaman aralıklarını. Ben günlük mum çubuklarıyla işlem yapıyorum diyelim. Siz saatlik de yapabilirsiniz tabii 15 dakikalık 4 saatlik de. Hepsine D1'e getiriyorum. Bunu da şunu ve şunu ve bunu.
Şimdi benim şablonumu uygulayacağım bunlara. Geliyorum, burada deneme şablonum vardı. Hepsine uyguluyorum bunları. Deneme. Buna tıklıyorum. Deneme. Tıklıyorum. Deneme. Tıklıyorum. Deneme. Ve tıklıyorum. Buna da deneme. Evet, şu anda bütün işlem yapacağım, yani trade edeceğim pariteler ve altlarında da işte trendi ölçebildiğim hareketli ortalamalarım ve ATR'si de önemli olan, çünkü işleme girdiğimizde bir ATR'den hep diyorum daha azını kullanmayacağız çünkü zırt pırt stop olmayalım. Hepsi şu anda şablonumuzda mevcut. Evet, ben şimdi detaylı olarak anlatmadım. Çünkü bizim işimize yarayacak olarak şekilde anlattım. Yani benim kanalımı takip ederseniz biz bu şekilde trade yapacağız, işlemlere gireceğiz. Onun için daha detaylı bir şekilde siz kendiniz çözersiniz. İşte şuradan language kısmından işte diline de Türkçe'ye getirebilirsiniz. Türkçe de kullanabilirsiniz. Hepsi Türkçe olur. Alım satıma gireceğimiz ekran hangisi ise onu büyütebiliriz. İki defa üstüne tıklayıp büyütüp daha sonra da new order deyip tekrar hesap edip işte alım satıma girebiliriz. Ben dediğim gibi emirler kısmını daha sonra açıklayacağım. Önemli bir konu çünkü emirler. Bunu kapatıyorum. Tekrar buradan küçülttüğümüzde ana ekranımıza geliyoruz. Herhangi bir çerçevemizi kapatıp değiştirebiliriz veya üstüne de sürükleyebiliriz. Böyle olduğu gibi mesela GBPUSD mesela üstüne koyabilirim. Bunu da atabilirim tekrar. Ben detaylı anlatmadım. Daha böyle bizim işimize yarayacak şekilde, hızlı bir şekilde işlemlere girebilecek şekilde anlattım MetaTrader'ı. Siz zaten detaylı olarak anlatmak isteyen birini bulursanız, çünkü bir sürü var, çok rahat bir şekilde detaylarını öğrenebilirsiniz. Bizim şu anda işimize yarayacak olan kısımları bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.